Buğday mı? Mısır'da Yusarsif'ten başka kimsede buğday yok. O bütün buğdayları başaklarıyla silolara yığmış. Bunu zaten biliyoruz. Biz Mısır dışını kastediyoruz. Komşu ülkeleri yani. Benim Hitit ve Mitanni ülkelerinden haberim var. Oralarda da kıtlık baş göstermiş. Başka ülkelere bakmanızı tavsiye ediyorum. Belki oralardan buğday ithal edebilirsiniz. Durun. Şehre giriş amacınız nedir? Ülkemizde kıtlık baş gösterdi. Mısır'da hububat var dediler. Mümkünse bize yardım etmenizi isteyecektik. Sizler habirilerden olmalısınız. Evet efendim. Bilgi edininceye kadar burada bekleyin. Ben dönünceye kadar burada kalsınlar. Efendim, bugüne kadar Teps kentinde 400 kişi kölelerin masraflarından kurtulmak için onları azat etti. Bu köleler yoksul sayılır. Bedava buğday almalarını sağlayın. Niçin bedava buğday verelim? Niçin onlardan yararlanmıyorsunuz? Buğday dağıtımı, siloların yönetimi ve korunması için çok sayıda işçiye ihtiyacınız var. Çalışmaları karşılığında onlara buğday verin. Aferin Asenat. Güzel bir öneri. Bana senin gibi akıllı bir eş seçtikleri için Akhenaton ve Nefertiti'ye teşekkür etmeliyim. Böylece eksik olan iş gücümüzü bu kölelerle gidereceğiz. Bilge Yusarsif'e selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Efendim, ben şehrin doğu kapısında görev yapıyorum. Komşu habirilerden olduklarını söyleyen insanlar buğday satın almak için geldiklerini söylüyorlar. Onlara ne cevap vereyim? Kıtlıktan gerçekten etkilenip etkilenmediklerini araştırın. Diğer ülkelerden gelenlere buğday vermeyin. Kıtlıktan etkilenen ülkelerin isimlerini daha önce belirledik. Vurgunculuğu önlemek için herkese bir aylık yani 10 ölçek buğdaydan fazla vermeyin. Fiyatı da bolluk yıllarındaki gibi tutun. İsimlerini ve nereden geldiklerini de yazın ki bir seferden fazla buğday almasınlar. Yüklerini de iyice arayın. Silah varsa onlara el koyun. Burada kıtlıkla mücadele eden memleketlerin adı yazılı.